Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına çıktık. Bak katalaz sorusu, sorularda gelir. Katalaz sorusunu mutlaka sorarlar, tamam mı abicim? Ve kaliteli bir sorudur, döker. Önce şunu bileceksin, bak önce mantığımız şu. Katalazın görevi, katalaz dediğimiz o enzimin görevi, hidrojen peroksiti parçalamak. Açığa oksijen çıkaracak, tamam mı? Açığa oksijen çıkaracak, kabarcık çıkaracak falan filan. Ama hidrojen peroksiti parçalacak. Nerede bulunuyor? Karaciğerde bulunuyor. Bak karaciğerde bulunuyor. Karaciğerin içerisinde katalaz enzimi bol miktarda bulunuyor. Bak şurası kap. Katalazı yani karaciğeri ne kadar küçük parçalara ayırırsam katalaz karaciğerin içerisinden kabın içerisine geçecek ve buradaki hidrojen peroksiti parçalamaya başlayacak. Mevzu bu kadar basittir. Yani karaciğeri ne kadar kıyma haline getirirsen o kadar fazla katalaz kabın içerisine çıkar ve hidrojen peroksiti parçalar. Mevzu bu kadar basittir, tamam mı? Katalazdaki mevzu bu kadar basittir. Sorusuna geldik. Baktık bak. A gram, hepsinde A gram, bak tüm karaciğer. Tüm karaciğer demek ne demek? Katalaz çok fazla kaba çıkmadı demek. Bak 4 parçaya ayırdıysa, mesela burada 5 tane katalaz çıktıysa burada 15 tane katalaz çıkıyor. Bak kıyma haline geldiyse 50 tane katalaz çıkıyor. Tamam mı? Hepsinde de A gram karaciğer var, çıkarılmış. Hepsinde de aynı miktarda hidrojen peroksit varmış. Bak 40'ta 50 tane hidrojen peroksit olsun. Bak 50 tane hidrojen peroksit olsun. Mevzu şu şimdi. 50 tane enzim her birini 1 dakikada parçalarsa, kafadan atıyorum ki rahat yapın diye, 50 tane enzim 50 tane substratı 1 dakikada parçalayacak. Çünkü her bir enzim 1 tane substratla birleşecek. Anladın mı? 50'si de 50'sine birleştiği anda 1 dakikada bütün hepsi parçalandı. Ama bak burada 15 enzim var, 50 tane substrat var. 15 daha sonra 5 şeklinde parçalanacak. Yaklaşık olarak 3,5 dakikaları falan alacak. Tamam mı? Buraya geldim. Bak 5 tane enzim. Her biri 5 şeklinde. Her defasında 5 tane enzim substratı parçalayacağı için burada 10 dakikalardan bahsediyorum. Belki daha fazla dakikadan. Yani hepsinde hidrojen peroksit parçalanacak. Eyvallah, doğrudur. Ama bunda 1 dakikada, bunda 3 dakikada, bunda 10 dakikada. Nedeni az enzim var. Nedeni çok enzim var. Ona göre yapacağız. Tamam mı? Mevzu bu. Şimdi buna göre diyor, tepkimelerde gerçekleşecek olaylarla ilgili grafiklerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Ürün miktarı zamanla demiş. Bak zamanla. Bir, ürün miktarı x ilk önce parçalayandır demiş bu grafikte bana. İlk önce x bitirir diyor. Bakıyorum. X bu abicim değil mi? X bu. Doğrudur değil mi? Eyvallah. Yandan çizmiş. X bu, Y bu, Z bu. Abicim ilk bitiren X olmayacak. Bak en az zamanda ilk bitiren X olmayacak. 2 dakika, 6 dakika, 10 dakika olsun. İkinci dakikada bitirecek olan Z olması lazımdı. Burada X demiş. 1 olmaz abicim. 1 ile olanları atıyorum. Bak direkt cevap çıktı zaten. Bak lütfen biyolojide şıkları kullanın ama diğerlerine de bakalım. Bak tepkime hızı. Tepkime hızı bakıyoruz abicim. Mesela şöyle yapalım. Zaman mesela 15. dakika dedim. 15. dakikada ilk önce X demiş. En hızlı tepkime hızı en yavaş bu. Eyvallah. En hızlı olanı Z'dir demiş. Tepkime hızı bak bu tarafa geleceksin. Tepkime hızı 10, 20, 30 gördün mü? En hızlı tepkime hızı Z'de olur diyor. Eyvallah. Çünkü çok fazla enzimi olduğu için bu da doğrudur abicim. Tamam bu doğrudur. Zaten şuna bakıyoruz. Substrat miktarı baktık, substrat belirli bir zaman içerisinde, bak X'inki bitmiş diyor. X'inki biterken Z ortamda substrat bırakmıştır diyor. Böyle bir şey olamaz. Buradaki enzim 5, buradaki enzim 50. Z bittiği anda, yani bu yer değişecek. Z'nin bittiği anda ortamda X kalabilirdi. X'in bittiği ortamda Z'nin kalmasına mümkün yok. O yüzden 3 de gidecek abicim. Doğru cevabımız yalnız 2 olarak karşımıza çıkmıştır. Gerçekten çok kaliteli bir soru abicim. Gerçekten çok kaliteli bir soru. Ve katalaz sorusu gelir, haberiniz olsun. Hadi bakalım. Bir sonraki soruda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.